Merhaba arkadaşlar. 9 Ağustos iddia tahminleriyle sizlerle birlikte olacağım. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizleriyle oluşturdum. Banko maç, iddia tahminleri, iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan YouTube Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini her gün paylaşıyorum. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki kimseye güvenmeden denip başarılı olduğumu kendiniz gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü güne videolarımı atıyorum. Attığım videolarımı sonradan silmiyorum. Sonradan kaldırmıyorum. Veya iki tane yayınlayıp bir tanesini sonradan silmiyorum. Veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamıyorum. Önceki iddia tahminlerimi bu şekilde olan videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını ve her gün videomu düzenli olarak attığımı görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla bir kereliğine beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik hesabınız varsa, güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım, takip ve form durumunu da eklerseniz iddiada başarılı olunabilir. Para da rahatlıkla kazanılabilir. Tabii ki iyi bir kasa yönetimi de gerekiyor. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Zorlamaya da uğraşmayacağım. Söylediklerimi araştırıp doğru ya da yalan olduğuna siz karar vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruba gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla ya da YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 20'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Pilsen'le Şerif Tiraspol karşı karşıya geliyor. Pilsen'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada ilk yarısı 3-0 biten HJK karşılaşmasını 5-0 kazanmıştı. Ve ilk yarısı 0-0 biten Beşiktaş karşılaşması ise golsüz sonuçlanmıştı. Deplasman form durumuna baktığımızda Pilsen'in ilk yarısı 1-1 biten Şerif Tiraspol karşılaşmasını 2-1 kazanmıştı. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Teplice karşılaşması 2-2 sonuçlanmıştı. Ve ilk yarı 1-0 önde bitirdi. HJK karşılaşması deplasmanda Pilsen 2-1 kazanmasını bilmişti. Şerif Tiraspol'un form durumuna baktığımızda ilk yarısı 1-1 biten kendi evindeki Pilsen karşılaşmasını 2-1 kaybetmişti. İlk yarı 0-0 biten Maribor karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı ve ilk yarıyı 1-0 önde bitirdiği Zrinjski karşılaşmasını yine 1-0'lık sonuçta kazanmasını bilmişti. Deplasmanda ise ilk yarıları 0-0 biten Zimbru karşılaşması 1-1, Maribor karşılaşması ise golsüz sonuçlanmıştı. Saat 20'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Pilsen Şerif Tiraspol karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Saat 20'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Puyunik Yerevan'la Crvena Zvezda karşı karşıya geliyor. Puyunik'in form durumuna baktığımızda ilk yarısı 0-0 biten Ararat karşılaşması kendi evinde 1-0 kaybetmişti. Yine ilk yarısı 0-0 biten kendi evindeki Dudelange karşılaşmasında 1-0 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 3-0 biten Crvena Zvezda karşılaşmasını 5-0 mağlubiyetle tamamlamıştı. İlk yarısı 1-1 biten Dudelange karşılaşması deplasmanda 4-1 kazanmıştı. İlk yarı 1-0 bitirdiği deplasman Cluj karşılaşması ise 1-1 sonuçlanmıştı. Crvena Zvezda'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısı 3-0 biten Puyunik karşılaşmasını 5-0, ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Radnik karşılaşmasını 6-0, ilk yarı 5-0 önde bitirdiği Kolubara karşılaşmasını 5-0, ilk yarı 3-0 önde bitirdiği Radnik karşılaşmasını ise 4-0 kendi evinde kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Milados karşılaşması da 2-1 kazanmasını Crvena Zvezda bilmişti. Saat 20'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Puyunik Yerevan Crvena Zvezda karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 20.45'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Midtjylland'la Benfica karşı karşıya geliyor. Midtjylland'ın form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği evindeki Silkeborg karşılaşmasını 3-1 kaybetmişti. İlk yarı 0-0 biten AEK Larnaka karşılaşması ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Deplasmanda ise 3-0 mağlubiyetle ilk yarısını bitirdiği maçta Benfica'ya 4-1 mağlup olmuştu. İlk yarıları 1-1 biten Odense karşılaşması 5-1 kazanmış. AEK Larnaka ile ise deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada. Benfica'nın form durumuna baktığımızda Midland'ı 4-1, Newcastle'ı 3-2, Girona'yı 4-2, Fulham'ı 5-1, Nice'ı ise Nice'i düzeltiyorum. 3-0'lık skorla Benfica dostluk karşılaşmasında yenmeyi bilmişti. Saat 20.45'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Midland Benfica karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst.
Saat 21'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'le Ludogorets karşı karşıya geliyoruz. Dinamo Zagreb'in form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-0 önde bitirdiği İstra karşılaşmasını 4-1 kazanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten şükrü bir karşılaşması ise 2-2 sonuçlanmıştı. İlk yarı 2-1 önde bitirdiği deplasman Ludogorets karşılaşmasını 2-1 kazanmıştı. İlk yarı 0-0 biten deplasman şükrü bir karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk yarı 3-1 önde bitirdiği deplasman Slaven Belipo karşılaşmasında yine 5-1'lik skorla kazanmasını Dinamo Zagreb bilmişti. Ludogorets'in form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısı 2-1 mağlubiyetle kapattı. Dinamo Zagreb karşılaşmasını 2-1 kaybetmişti. İlk yarı 3-0 önde bitirdi. Spartak Varna karşılaşmasını kendi evinde 5-0 kazanmıştı. İlk yarı 2-0 önde bitirdi. Shamrock Rovers karşılaşmasını kendi evinde 3-0 Ludogorets kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Shamrock Rovers karşılaşmasından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Deplasman CSKA Sofya karşılaşmasından ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı Ludogorets. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 21'de oynanacak olan Dinamo Zagreb Ludogorets karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Saat 22'de Mısır Premier Ligi'nde Zamalek'le Makkas'a karşı karşıya geliyor. Zamalek'in form durumuna baktığımızda 28 karşılaşmada 21 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 50 gol attı, 25 gol yedi, 66 puan topladı Zamalek. Zamalek'in form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında kazandı. Son karşılaşmasında kendi evinde hemen kendinden ardından ikinci sırada bulunan Piramis'i 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol altı, bir tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Makkas ise 28 karşılaşmada 2 galibiyet, 9 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı. 11 gol attı, 36 gol yedi, 15 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda El İsmaili'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol altı, bir tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 22'de Mısır Premier Ligi'nde oynanacak olan Zamalek Makkas'a karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Ücretsiz herkes açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini ve bonus kampanya Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi, banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera piyasalar, hayalciler, uçanlar, kaçanlar, idealci olmayanlar, yüksek oranla sevenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az minimum 2 oranda rahatlıkla oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadım. Tutma olasılığı yüksek, %90 üzeri olan hava şartları, kadro diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış harcılıkla erişmek istiyorsanız Elmas katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.